Başkanımız Mustafa Cengiz, kulübümüzün sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş'un annesi Raife Erdoğmuş için Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışını değerlendiren başkanımız Mustafa Cengiz, camiamıza da seslendi. Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Rusyalı General Clausewitz'in bir lafı vardır. Düşmanı yenemeyenler birbirini yerdir. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Ben özellikle herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum. Herkes vazifesini yapacak. Vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz 23. şampiyonluğumuza ulaşacağız. Ben herkesten bunu diliyorum. Morallerini bozmamalarını diliyorum. Camiamızın kenetlenmesini diliyorum. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Teknik heyetin tercihlerine müdahale etmeyi hiçbir zaman düşünmediklerini vurgulayan başkanımız Mustafa Cengiz, hakem hatalarını değerlendirdi ve VAR hakemliğinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Tüm mesele herkesin biraz önce dediğim gibi kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması, taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması. Biz tabii ki hiçbir zaman sahada Galatasaray yönetimi ve kültür olarak neden şu kişi ilk 11'de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı gibi bir yanlışın, müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Bütün çarklar görevini yapar ve sonunda zafer ulaşır. Ama madem hatırlattınız, bir şeyi bu arada belirteyim. Türkiye hakemliğinde bütün takımlar hakemlerden şikayetçi. Türkiye liglerindeki, alt üst liglerdeki bütün hakemler. Fakat çok garip bir oluşum oldu. 2 yıldır maalesef VAR'da sorun var. Yani çok enteresan bir şekilde özellikle bu sezon için hangi nereden nasıl bir moda çıktı ise VAR'a gitmemek, puan kaybı, VAR'a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi bir algı yaratıldı. Özellikle bunu da örnek verdiler. Efendim işte İngiltere Ligi'nde 2 saniye gitti ve hakemler korkmaya başladı. Hem VAR hakemleri hem orta hakemler. Biz VAR hakemliğinin Türkiye'de layıkıyla doğru şekilde yapıldığını inanmıyoruz. Bunu Galatasaray açısından söylemiyorum sadece. Türk futbolunun marka değeri açısından söylüyorum. VAR'a gitmiyor. Özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim. Tövbe tövbe, kadiri mutlak gibi, bu olmadı. Bunu yapmaması gerek. VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı. Nasılsa ki siz bazı hakemleri askıya alıyorsunuz. Hala biz, ki bizimle alakası yok, Bülent Yıldırım, Serkan Çınar, Suat Aslanbağ, Sayın Oğuz Sarvan. Acaba bu VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Sayın Oğuz Sarvan gereğini yapsın. Ankara'da oynanan Gençler Birliği maçında taraftarımıza yönelik gösterilen tutumu da eleştiren başkanımız Mustafa Cengiz, Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu. Ankara'da dün bir seyircimize karşı rezalet yaşadık. Stat kapıları çok geç açıldı. Stat kapıları açıldıktan sonra 7 turnikeden 2 adedi sadece açıldı. 7 turnikeyi açtırana kadar maçın ilk yarısı gitti. Bütün yöneticilerimiz bununla boğuştu. Böyle bir rezalet olmaz. Ve neredeyse bizim seyircimize Çin işkencesi yapıldı. Şimdi ben buradan, biz ilgililere gerekli müracaatımızı yaptık. Neticesini merak ediyoruz. Ankara gibi başkentte, disiplin olması gereken yerde bu seyircilerimize karşı estirilen bu terörün temelini, nedenini merak ediyoruz. 2, buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Futbolun marka değerini konuşuyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu acaba marka değerini arttırmak için insanların aileleriyle, çoluk çocuklarıyla maça gelip gitmeleri için ne yapıyor? Stada gelirken, stattan ayrılırken, maç seyrederken ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Futbol Federasyonu bunu seyrediyor mu? Aynı Futbol Federasyonu
devletimizin yaptığı o güzel statların sahalarını kontrol ediyor mu acaba? Zemin ne durumda? Bir gün merak edip Futbol Federasyonu bunu inceliyor mu acaba? Devam ediyorum. Futbol Federasyonu Avrupa Kupalarında mücadele eden, gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek Avrupa Kupalarında mücadele eden hangi takımı arayıp da ülke puanının düşmemesi, marka değerinin yükselmesi için elinden geleni yapıp yardımcı olmayı teklif etmiş veya sorunumuz var mı diye bize müracaat etmiş? Ben bunları soruyorum. Futbol Federasyonu ne iş yapıyor maç seyretmekten başka? Bunu da merak ediyorum bir vesile. Ve tekrar bütün camiamızın yenilgilerde hem teknik direktörlerimize hem teknik heyete hem futbolcularımıza sahip çıkmasını diliyorum. Ve sonunda yine tekrar ediyorum, İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl çok daha zorlu olmasına rağmen ipi sonunda göğüsleyip şampiyon olacağımıza inandığımı tekrar belirtmek istiyorum.